Çok etkiledi. Ama nasıl etkiledi? Kalbimizden vurdu, etkiledi bizi. Bu devletin işi değil. Bunu da evvel yapacaktı. Halka para dağıtacaktı. Yalavuz, bu iyi bir şey değil. Millet perişan. Bakkal açık. Kasap açık. Market açık. Ayakkabıcı, giyimci, inşaatta çalışan kapalı evinde. Bu adam nasıl ya? Bu adam sakat şimdi. Evine ne götürsün? Evine ne götürsün? Kendi daha sonra düşünsün ya, ben mi söyleyeyim o pakette? 3 maaş, 4 maaş alanlar bunları kendilere yaptırsın, 4-5 maaş alanlar. Ben bir esnafım burada. Bak, esleniyorum ki sen zel edeceksen ben seninle konuşuyorum ha. Bak, burada oturuyor, çoluk çocuk besliyoruz. 5 tane, 6 tane çocuğum var. Bunun askerliği var, evliliği var, şeyliği var. Hepsine vermişim, gitmiş tabii bunun sırtından. Kazanmışım, ev vermişim. Ama şimdi o kazanç yok. Yaşım 65. Tabii cömüzden yiyoruz. Maaşım var mı? Hani gidin araştırın. Benim şahsiyetimi bilir, maaşımı da bilir. Günde 50 milyondan 900 milyon eder. Doğru mu? Bir 4 aile. Aile. 5 aile. Günde 50 milyon yeter mi? Yeter. Kaza kanaat eder. 900 milyon. Cebimde 150 milyon para var. Sayısını ezberlemişim. Ah. Sayısını mesela burada da bozduğum var. Bunun da sayısını 250 bin. Ezberlemişim. Diyorum ki buna bir 50-100 daha katkı edeyim de gidip 18 gün yattım. Çoluğum çocuğum rahat yemeğe gitsin. Hah. Neler isterdik, daha evvel bunu yayın edecekti. Böğüneye, kabıcıya, konfesyoncuya, terziye hepsine yayın edecekti. Urfa'da 5 esnaf kapalı ha, Türkiye çapında. Diğer esnaflar açık. 5 esnaf, sana sayayım mı? Berber, konfeksiyon, terzi, bizim ayakkabıcı, inşaatta çalışan ameliye, kalıpçı, suvaçı. Bunlar yasak. Diğer esnaf, 36 tane esnaf vardır Türkiye çapında. Yani bölge, burada. 5 esnaf kapalı, 31'i açık hemşerim. Market açık. Sayayım tek tek sana, neyi sayayım? Kasap açık, o açık, bu açık, bu açık, bu açık. Yaşım 65, 5 yaşından bu çarşıya geldim. Çarşı vıkır vıkır ederdi, böyle koştu. Şimdi markette ayakkabı satılıyor. Markette gıda mı satılır, ayakkabı mı satılır? Market nedir? Yiyecek. Yiyecekte bu mikrop ya, mikrop. Alayı mikropunun. Alayı mikrop. Bir poşete de koyun, beyaz poşete koy diye. Mikrop beyaz poşete nasıl girsin? Bu ne tarafı mikrop? Çünkü yağdan oluyor. Top yağıyla oluyor. Hiçbir şeyim yok. Marketler girdi, biz perişan olduk. Hayır. Kilidi de ala kendine götürüver. Çıkadı mı kilidi? Gör acık. Ala bu kilidi de kendine götürüver. Ha, götür kendilere ver. Alayın alayın. Giderim bir tane vururum. Soygun ederim, geçiririm. Nasıl? Gasp ederim. He? Bir tane gasp ederim. Doğru mu? Fakirin hakkından gelsin, fakirin yolunu görsün, fakire destek versin. Ne var? Yok, adama ver. Adam sakat. Dede ay başına, benim oldu. Hadi Hacı Biber, Hacı Biber, Hacı Biber. Yedi baba, yedi. Esnaf olarak iş yok, kar yok. Beçaralar ne yapacaklar? Bayram da gelir. Bayramda iş olur. Bayram üstü kapalı. Ne yapsınlar? Çıkmadı ya. Gerek başbakan düşüne bunu. Baştaki düşüne. Bakırlar ne yapsın? Nereye gitsinler bunlar? Herkesin 4-5 çocuğu var. Ne yapsınlar? Beklence yok. Beklence yok, bir yerden yok. Esnafı düşünmeli ya. Bayram üstü. Evet, hastalık. Hastalık Allah'tan gelir. 100 senede bir gelir. 100 senede bir. Yok. Yardım yok. Yardım bir şey yok. Ha, 3-5. Bayrama 3-5 gün kala biraz iş depranır. Avun da kesti. Millet çıkmasın. E yok, ekmeği nereden, iş olmadıktan sonra ekmeği nereden getirir?
Senden soruyorum, ekmek nereden? Cincikle hamama benzedi. Süt kesildi ya. Tıklım tıklımdı ya. Tıklım tıklımdı. Bu sene felek vurdu işte. Keşke bunu bir aya yaysaydı yani. En azından bir ay kapanması lazım. Bir ay kapanması lazım. Evet, evet istiyorum abi. Valla bir gün kalsaydı acıyız. Ben ciğerciyim. Yani herkes diye para yok. İnsanların harcamalarına baktığı zaman herkes bol bol parasını harcıyor. Yani bir kıtlık yok. Herkes diyor mesele diyor iş yok, iş yok, iş yok. Herkes iş var. Bak ben iş yapıyorum burada. Elbise satıyorum burada. Etkilemez abi. Yığdığımız paraları biraz çıkartalım yiyelim azıcık. Çok kötü oldu. İyi olmadı. Biz ne beklerdik? Yardım beklerdik. Yardım da yapmayayım. Abi berbat oldu yani. Hiç şey olmadı. Yani çok kötü oldu. Biz küçük esnafız yani. Bir gün çalışmadık mı yani geçim duruyor yani. Nasıl götüreceğim Allah biliyor yani. Evde otururken de parayı nereden kazanacağız? Orada günübirlik kazanıyoruz evet. Ya bir gün çalışmasak cebimizde para yok. Hiçbir birikimimiz yok bizim. Ve en azından yardım yapması lazım yani yardım etmesi lazım.